LG 42LB620 kanal ayarlamayı tarif edeceğim. Şurada ayar tuşu var. Basıyoruz. Şu ayar geliyor. Eğer kumandanızda bu ayar tuşu yoksa ne yapacağız? Ben size başka bir taktik söyleyeyim. Mute tuşuna bakın. Mute tuşuna ses kesme. Mute tuşuna 3 sefer üste basıyoruz. Sonra bu çıkıyor, bu menü. Oto ayarlama okey dediğimizde otomatikmen sizi yine ayar menüsüne atıyor. Şimdi buradan kanal ayarlamak için ilk önce transportöre bakacağız. Daha hızlı, daha güncel kanal ayarlayabilmesi için transportör düzenlemede şu en üst sağ sol köşedekini okeyliyoruz. Yeşil tuşa basarak kumanda üzerinden değiştir diyoruz. Evet, yukarıya 12.380 giriyoruz. Polaris'te dikey sembol oranında 27.500 giriyoruz ve burayı kapatıyoruz, tamamlıyoruz. 2.380 TürkSat güncelleme frekansıdır. Onu girdikten sonra geri çıkıyoruz. Sonra zaten burada program modunda uyduyu seçiyoruz. Anten değil de uyduyu seçiyoruz. Otomatik arama diyoruz. Uyduyu işaretli. İleri diyoruz. Evet. Şimdi burada Dijitürk yok. Dijitürk TürkSat yok. Yok. Yoktan içeri gideceğiz. Okey diyeceğiz. Tamam diyoruz. Burada kör arama işaretli olmaması lazım. Üstteki iki tık işaretli olacak. Yoksa program karıştırıyor. Tamam diyoruz. Başlat diyoruz. Önceki kanallar silinmesi. Zaten 3 tane ayarlamıştım ben. Silmiyoruz. Devam ediyoruz. Bakın burada zaten ilk birinci frekans 12.380'den başlayacağı için zaman kaybı olmadan TürkSat'ın güncelleme frekansından bütün kanalları sırasıyla indirecek. Kanalınız %100 olduktan sonra ben sonra kanal taşımayı size öğreteceğim. Evet, aramamız bitti. Şimdi kanal taşıma geliyoruz. Ayarlar tuşu diyoruz. Evet, ayarlar. Program düzenleme. Burada taşıyacağımız kanalı bak şu sağ tarafta kaydır Q menü yazıyor. Kumanda üzerinden Q menü bulmanız lazım. Evet, bir ışık olması lazım. Evet. Q menü şurada. Eğer kumandanız aynı değilse sonradan piyasadan almışsanız üzerinde Q menü yoksa burada program numarasıyla düzenleme mavi tuşla da taşıma yapabilirsiniz. Şurada. Şu mavi tuşla da yapabilirsiniz. Ama mavi tuş 11'den direkt 1'e atar. Evet. Menü çıktı. Ayarlar. Program. Mesela örneğin mavi tuşla yapalım. Yalnız mavi tuşla yaptığınız zaman direkt otomatikme yer değişiyor. Mesela mavi dedik. Burada 1'e taşıyacağız. 1 diyoruz. Tamam dediğimizde ATV'yi 1'e aldı. ATV yerindeki olan beyaz TV'yi 11'e taşıdı. Yani taşımak istediğiniz iki kanal yer değişiyor. Bunu kafa karışıklığına gidebilir. Şey Q menü daha rahat bir taşıma sistemi. Buradan Q menüyü basıyorsunuz. Menü kareyi yeşil oluyor. Sonra yukarı götürüyorsunuz. Yine Q menüyü basıyorsunuz. Ve taşımış oldu. Şovu mesela 1'e taşıdı. ATV 2'ye kaydı. Daha mantıklı bir taşıma sistemi. Bu şekil yaptıktan sonra direkt exit ya da menüyle çıktığınızda kanallarınız taşımış olacak. Mesela ben 1'e show taşımıştım. Bir bastığımız zaman birinci kanalda evet show çıktı. Listeyi görelim. List diyelim burada. Evet. 1'de show, 2'de ATV, 3'te beyaz TV. Doğru. Taşımamız tamam. Artık bu şekil
bütün kanalları taşıyıp çıkış yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Destek için kanalıma abone olabilirsiniz.